Merhaba arkadaşlar. Evet, biraz daha bekleyelim. Belki katılanlar olur. Bu arada dünle ilgili hatırlatmalar yapalım. Dünün kısa bir özetini yapalım. Dünkü derslere katılanlar varsa dün moving average'den bahsettik. Moving average'in nasıl kullanılacağı, işte ya da nasıl kullanılmayacağı ile ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Kısaca özetleyecek olursak, ne yapmıştık? Moving average'i belli değerlerde, yani daha doğrusu moving average neydi? Moving average ağırlıklı ortalama geriye doğru belli kapanışların veya yüksek fiyatların veya açılış fiyatlarının ortalamasını alarak bir grafik çiziyordu bize. Ve bize trendin yönünü belirlemede ve işleme giriş çıkış noktalarımızı, stop loss ya da take profit noktalarımızı belirlemede yardımcı olan bir çizgi çiziyordu. Ne demiştik? Asla yapmamamız gereken bazı şeyler vardı. Belli sabit averajlar kullanmayacaktık. Çünkü her zaman bu değerler değişebilir. Pariteye göre veya süreye göre değişiklik, değişkenlik ya da bulunan zaman dilimine göre değişkenlik gösterebilirdi. Evet, kısaca özetleyecek olursak şöyle yapıyorduk. Örneğin burada bir trend puanı ve bu trendi belirlemeye çalışalım. Bakın şurada bir trend var. Evet, bu trendi şimdi moving average'la belirlemeye çalışalım. Hazırda 121 varmış. Evet, fena değil. Yani oturdu gibi ama biraz daha yakın bir değer görmek istiyorsak. Evet, şimdi sanki daha iyi gibi. Bakın. Şuradan itibaren hani bundan itibaren çok da doğru ve güzel bir şekilde alt noktaları belirleyerek trendi buraya kadar devam ettiğini görüyoruz ki bu haftalar demek. Ve haftalarca bunu takip edebiliriz. Peki bunu nerede yakalayabiliyorduk? Yani diyelim ki devam ettik ve grafiği şuralarda yani 17 Temmuz civarında yakaladık. Veya şurada yakalayabiliyoruz. Burada yakalayabiliyoruz. Bakın şuralarda, buralarda hep işleme giriş noktaları olabilir. Birkaç tane işleme giriş için nokta vermiş. Ne demiştik? Bu H1'de. Bunu H4'te açtığımızda her zaman mantıklı sonuçlar alamayabiliriz demiştik. Ne yapmamız gerekiyor? H4'te aldığımızda, H1'den H4'e aldığımızda bunu bakın trendi tekrar doğru bir şekilde yakaladık şuradan itibaren. Dörde bölmemiz ya da zaman diliminin farklılığına göre o oranda genişletmemiz veya daraltmamız gerekiyordu. H4'te eklediğimiz bir moving average örneğin H1'i alırken 4 ile çarpmamız gerekiyordu değerini. Zaten moving average'ları eklerken şurada görüntüleme kısmına tıkladığımızda sadece 4 saatlikte veya 1 saatlikte görüntüleyebiliriz veya günlükte görüntüleyebiliriz. Kısacası günlükte ayarladığımız bir moving average 4 saatlikte çok mantıklı bir sonuç vermeyecektir bize. Veya 4 saatlikte ayarladığımız bir moving average saatlikte yine bize çok iyi sonuçlar vermeyebilir demiştik. Evet, dün kısaca moving average'dan bahsetmiştik. Bugün yine teknik analizin önemli parçalarından birisi olan osilatör RSI'den bahsedeceğiz. Göreceli güç indeksi. Biliyorsunuz teknik analiz piyasadaki eğilimi matematiksel verilerle anlamaya yarayan bir çalışma. Ve bunun için birçok araç geliştirilmiş durumda. Bu araçlar tamamen matematiksel hesaplamalarla ve geçmiş fiyatın davranışlarından yararlanarak bir çeşit hesaplamalar yapılıyor. Zaman içinde ekonomistler tarafından bulunmuş araçlar.
RSI de bunlardan bir tanesi. 1970'lerin sonunda ortaya çıkmış ve çıktığında oldukça fazla ilgi görmüş. Hala da günümüzde en yoğun kullanılan osilatörlerden bir tanesi. Benim de kullandığım osilatörlerden bir tanesi. Şimdi osilatörler bize trend yönünü ve trenddeki değişimi anlamamıza yarayan veriler sunar. Örneğin size başlamadan önce şöyle bir grafik gösterseydim. Burada dolar paritesinin işte 1 Temmuz'dan itibaren devam eden bir trendi var, görüyorsunuz. Değil mi? Şu anda yatay trend diyebiliriz. Fakat bir yaklaşık işte 1 Temmuz ve 30 Temmuz arasında, yani bir aylık bir süreçte oldukça ivmeli bir yükseliş trendi var. Şimdi trendleri zaten üçe ayırıyorduk. Yani trendler ya yükseliş ya düşüş yönündedir ya da fiyat hareketi dalgalı ve yatay bir şekilde seyredebilir. Şu anda yatay bir trende bağlanmış gözüküyor. Peki ama RSI'yi hangi trendde kullanmak uygun olacaktır? RSI indikatörünü şahsen tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Yükseliş veya düşüş trendlerini kullanmak uygun olacaktır. Yatay trendlerde çok fazla işe yarayacağını açıkçası düşünmüyorum. Bir de eğer bir tanesini tercih edeceksem yükseliş trendinde kullanmayı tercih ederdim. Düşüş trendlerinde yükseliş trendlerine göre daha tutarsız sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. O yüzden öncelikle bu indikatörü yükseliş trendinde veya düşüş trendinde ama öncelikle yükseliş trendinde kullanmamız gerektiğini bir kenara not etmekte fayda var. Şimdi grafiğime RSI indikatörünü nasıl ekliyorum? İsterseniz birlikte bu grafiğe bir RSI indikatörü ekleyelim ve üzerinde konuşmaya çalışalım. Ekleye geldiğimde göstergeler, osilatörler kısmına geldiğimde Relative Strength Index, yani RSI ekleme eklemek için tıkladığımda bana çeşitli veriler veriyor. Şimdi zaman aralığı 14 RSI'nin üzerinde hazırda gelen bir aralık, yani ilk kurduğunuz zaman, kullanacağınız zaman 14 olarak seçili geliyor. Peki bu 14 ne anlama geliyor? Geriye dönük 14 günü veya 14 tane 4 saati, yani 14 zaman dilimini hesaplayarak çalışıyor anlamına gelir. Genel kullanım bu yönde. Açıkçası ben de çoğunlukla, hatta %90 oranında 14 zaman aralığında kullanıyorum. Size de 14'te kullanmayı tavsiye ediyorum. Yani yine burada barların close, yani kapanış fiyatı mı, açılış fiyatı mı ya da yüksek düşük fiyatları mı dikkate alınacak? Burada genelde close olarak kullanmakta fayda var. Yine buradan rengini, çizgi stilini ve kalınlığını seçebiliyorsunuz. Seviyeler kısmında bakın 30-70 hazır geliyor. 30-70 genel kullanılan değerler. Genelde biliyorsunuz 30'un altında aşırı satış, 70'in üzerinde de aşırı alış var anlamına geliyor. Daha doğrusu öyle yorumlanıyor. Siz bu değerlere isterseniz farklı değerler ekleyebilirsiniz. Örneğin 50 ekleyelim. 50 bunların tam ortasıdır. Ben genelde 50'yi eklerim, ortasını görmek için. Burada renkler var yine. Görüntülenme yine moving average olduğu gibi hangi zaman aralıklarında görüntüleyeceksiniz? Bunu seçmenize yarayan bir pencere geliyor sizin için. Tüm zaman aralıkları diyelim ve tamam dedikten sonra aşağıya RSI eklendi. Buradan RSI'yi biliyorsunuz zaten. Şimdi diyelim ki grafiği hiç görmesek ve buradan RSI'ye bakarak size fiyatın trendi ile ilgili herhangi bir yorum yapabilir miyiz? Günlükte veya 4 saatlikte.
Aslında yapabiliriz. Bakın burada bir çıkış trendi olduğu birlikte az olsa belli. Şimdi nasıl davranmış ve neler olmuş? Özellikle 4 saatlikte, saatlikte ve günlükte inceleyelim. Euro-dolar paritesi üzerinden RSI'nin ne yapmaya çalıştığını ya da nasıl bir veri oluşturduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi bakalım. Önce saatlikten başlayalım. Bakın. Gördüğümüz kadarıyla bir Temmuz demiştik. Evet. Gördüğümüz kadarıyla bakın belli bir iki değer arasında bazen bunların dışına çıkarak aşağı yukarı dalgalanmalar göstermiş. Yani grafikle çoğunlukla uyumlu bir şekilde yani düşmüş, düşmüş ve buraya yükselmiş tekrar uyumlu bir şekilde dalgalanmalar göstermiş. Ve bu genelde 30 ve 70 değerleri arasında kalmış gibi gözüküyor. Fakat son dönemde benim fark ettiğim şurada yani 70'in üzerine taşmalar olmuş arkadaşlar. Bakın. Şimdi oradaki değeri bulmaya çalışalım. Yani şu 70'i örneğin 80 yapalım. Şimdi bu bizim öğreneceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi. Bakın ne yaptık? 70'i 80 yaptık. Yükseliş trendinde tepe noktaları bulmaya çalıştık 1 saatlik grafikte. Gördüğünüz gibi dönüşler, scalp dönüşleri yani küçük dönüşler bunlar. Aslında yükseliş trendinde düşüşe oynamak pek doğru bir davranış değil tabii ama sadece RSI'yi anlamak için bunu size söylüyorum. Bakın dönüşler genelde 80'den. Gördünüz mü? Çok iyi bir şekilde 80'den dönüş sağlamış. Burada da var. Böyle birkaç nokta var. Aşağıda da evet aşağıda 30 oldukça makul gözüküyor. Yani RSI ne yapmış? 30 ve 80 arasında dalgalanmış. İşte dün moving average'da yaptığımız şeyi bugün RSI'de de yapmamız gerekiyor. Yani arkadaşlar hazır kalıpların dışına biraz çıkmamız gerekir ve kendi değerimizi kendimiz oluşturmamız gerekir. Bu biraz demek ister. Biraz bilgisayar başında, metatraderin başında vakit geçirmek ister. Bunun hemen 80 olacağını belki anlamayabilirsiniz. Yani başlarda bu anlaşılmayabilir. Fakat pratik yaptıkça hangi değerlerin daha uygun olacağı ile ilgili bazı ön seziler geliştirip bu işi daha hızlı bir şekilde halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Hadi saatlikte evet 80 ve 30 arasında dalgalanmalar var. Bunu yakalamak bize ne verir? Bunu yakalamak şunu verebilir. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben şu ana kadar yani 10 kere dalgalanma gördüm. Bir aylık bir süreye baktığımda. Bu 10 kere dalgalanmanın 5 keresini bir kere çişleme girmeden seyrettik diyelim. Ve 80'den döndüğünü tespit ettik. Artık 6. da 7, 8 ve 9, 10. da 5 kere işlem hakkımız oluyor. Ve bunlarda ne yapabiliriz? Yani stop noktamızı biraz daha yukarıya koyarak saatlik olduğu için küçük scalp işlemleri ne yapabiliriz? Açabiliriz. Şunu baştan söyleyeyim. 1 saatliğin altında RSI kullanmanızı asla önermiyorum. Çok doğru sonuçlar vermediğini düşünüyorum. O yüzden onunla ilgili herhangi bir bilgi de vermeyeceğim. Çünkü doğru bir sonuç verdiğini hiç düşünmüyorum. Bakın bize 1 saatlikte çok güzel noktalar verdi. Yani 10 kere tekrar eden 80'den dönüş noktaları yakaladık. Biraz yukarıya stop koyup makul bir karla bu işlemlerden çıkabiliriz.
Çünkü ana trend yükseliş yönünde olduğu için diğer türlüsü çok doğru olmazdı. Bir başka olayımız nedir? Bir başka olayımızda 30'dan sektiğini görüyoruz ve bunu birkaç kez tekrar ettiğinde, bakın şuralarda işte hep 30'lardan ne yapmış? Sekmiş. Daha sonra tekrar şurada biraz mesela yanılmış. Burada muhtemelen stop olurduk. Bakın burada 30'a yakın civarda, burada ve burada ve burada burada şurada yine stop olabilirdik çünkü tekrar geri gelmiş ama burada bakın burada sarı işlem vermiş olabilir. Yine bunlar nereden baksanız 40-50 pip civarında işlemler. Şurada ciddi bir işlem vermiş. Yine burada bakın şurada ve şurada küçük işlemler vermiş. Evet, birçok kez yükseliş trendinde olması sebebiyle de 30'a çarptığında bu sefer yukarı yönlü ne yapabilirim? İşlemler kovalayabilirim. Fakat bu değerin asla 30 olmayacağını anlamamız gerekiyor. Bu değeri şu an 30'a denk gelmiş ama başka bir paritede bu 30 olmayabilir. Bu başka bir paritede başka bir şekilde ilerlemiş olabilir. Örneğin bakın burada çok iyi bir sonuç vermemiş. Bakın. Evet. Mesela hiç uygun değil. CAF, JPY paritesinde tuz noktası şu an gördüğümüz kadarıyla yerlerde uygun sonuçlar vermemiş. Vermeyebilir. Verebilir de. Demek istediğim bu değerleri bizim kendimiz değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi neden bir saatlik ve altında bunu önermediğimle ilgili bazı hemen şöyle göstereyim size. Örnekler göstereyim. Özellikle şimdi şuraya bakalım. 15 dakikalık da. Bakın. Yani şurada işlem açtığımızı düşünelim. Gördünüz mü? Yani 1.18.40'tan 1.17.60'a kadar düşüş devam etmiş ama bize mantıklı bir sonuç vermemiş. Yine burada hiç mantıklı bir sonuç yok. Yani RSI göstergesi 15 dakikalıkta bazen öyle oluyor ki birkaç piple kendini toparlayıp tekrar trend yönünde hareketine çok hızlı bir şekilde devam edebiliyor. Yani RSI'deki düzeltmeler, yani trenddeki düzeltmeler küçük zaman dilimlerinde, kısa zaman dilimlerinde takip ettiğinizde baktığınızda, 5 dakikalık baktığınızda yani birkaç piple sizi süründürüp daha sonra hızlı bir şekilde trend yönünde devam edebilir. O yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. Şimdi ne dedik? 30 ve 70 seviyeleriyle RSI geliyor. Fakat biz bu seviyeleri istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz, müdahale edebiliyoruz veya seviye ekleyebiliyoruz. Bir saatlikte Euro dolar paritesine baktığımızda 30 ve 70 değil ama 30 ve 80'in güzel çalıştığını gördük ve bir süre bunun çalıştığını tespit ettikten sonra daha sonra da işlem fırsatları verdiğini gördük. 4 saatlikte bakalım. 4 saatlikte neler olduğuna ve bu serilerin uygunluk olmadığına bakalım. Bakın burada özellikle şu trendin olduğu yerde bana sorarsanız burada çok iyi bir iş çıkarmamış. Fakat şuradan yani üst tarafta olmasından
ben yükseliş trendi olduğunu anlayabiliyorum. Siz de bu şekilde anlayabilirsiniz. Nasıl? Yani hiç grafik olmasaydı ve size şunu gösterseydim bile. İşte 50'yi bu yüzden koydum arkadaşlar. 50 ve 70 bölgesinde, yani 50 ve üstünde hareket ediyorsa muhtemelen grafikte yukarı yönlü bir iğme vardır. Eğer bunun altında hareket mevcutsa o zaman aşağı yönlü bir hareket olabilir. Mesela şu aralıkta muhtemelen aşağı yönlü bir hareket mevcut. Evet, bakın burada aşağıya gitmiş. Başka örneklere bakalım. Bakın şurada 50 ve üzerinde hareket olduğu için muhtemelen yukarı yönlü bir hareket mevcut. Evet. Yine şurada böyle dalgalı ve yatay bir seyir. Şurada muhtemelen yine yukarı yönlü bir trend mevcut. Evet, bakın burada şu kısımda yukarı bir trend mevcut. Yani RSI osilatörü aslında bize trendin yönüyle ilgili güzel bir bilgi sağlıyor. Fakat bunu daha iyi okuyabilmek için 50 noktasını oraya ekledik. 50'nin kırılımları da bazen bize fiyatlarla ilgili bilgi verebilir arkadaşlar. Yani 50 noktasının aşağıya kırılması, ortası çünkü 30 ve 70'in veya yukarıya kırılması durumlarında da işlem açan traderler var. Peki. Şimdi günlüğe bakalım. Daha doğrusu 4 saatliğe biraz daha bakalım. 4 saatlikte de dönüşler var mı? Ya da dönüşleri tespit edebiliyor muyuz? Bakın burada var. Fakat burada yukarı çıkmış. Yani yine çok uygun bir nokta değil gibi gitmiş. O yüzden burada da doğru noktayı 80 olarak görelim bakalım. Evet. 80 noktası euro dolar paritesinde 4 saatlik içinde bize düzgün dönüş noktaları verdi. 30 aşağıda çalışmış gözüküyor. Kaç kez? Bakın 30 çalışmış gözüküyor. Yukarıda da özellikle şuradan itibaren 80. Yani çok fazla olmasa da 3-4 kez. Yani 4 saatlikte dönüş noktaları vermiş. Zaten ne demiştik başta? Yani trend yoksa, yani yatay bir seyir varsa çok fazla RSI indikatörünü kullanmamak gerekiyor demiştik. Birlikte bir göz atalım şimdi. Evet, bakın günlükte daha az sinyal üretmiş gözüküyor. Sinyal demeyelim de nokta 1, 2, 3, belki 4. Şimdi burada yine 80 güzel bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda 30. Gayet. Bakın mesela şu dönemde 80 değil. Yani az önce demek istediğim bu. Şu dönemde yani muhtemelen 75 civarında. İşte bunu yakalamak lazım. Mesela şu oluştuktan sonra buraya bunu çekersek ona göre devam edebiliriz. Bakın şurası oluştuktan sonra şurada bize ne yapıyor? Küçük işlem fırsatları veriyor. Günlükte bakın şurada mesela buralarda çok küçük scalp işlemler vermiş. Evet. Şimdi RSI'nin ilk kullanım şey böyleydi. Bir başka kullanımına geçeceğiz. Yani işlem açarken veya seviye belirlerken veya trend değişimi belirlerken. Birincisi buydu. Alt ve üst noktaları belirlemek ve o üst veya alt noktalarda trendin yönüne göre dönüşleri mutlaka stop loss kullanarak tahmin edebilmek ve işlem açarken buna uymak. Ne demiştik? Ama en önemlisi her zaman trende sadık kalmak. Trend yönüne dikkat edelim. Hemen burada karşımızda bir örnek var. Oradan yola çıkarak devam edeyim. Nedir bu örnek?
Şimdi fiyat gelmiş ve 30 seviyesinin altına düşmüş. Yani bir süredir 30 seviyesinin 30-50 arasında devam etmiş, sonra yukarı çıkmış. Burada 30 seviyesinin altına düşmüş. Yani tekrar bir toparlayacak gibi olmuş, sonra tekrar düşmüş. Bakın burada fiyat 30 seviyesini kırmış. Yani bu neye denk geliyor? Burada 30 seviyesini kırmış. Tekrar 30'a düşmüş. İşte burası bir alım noktası olabilir. Eğer fiyat aşırı satış bölgesine gelip de böyle bir W çizdiyse ve tekrar 30 seviyesine geldiyse burada bir alım denenebilir arkadaşlar. 30'un üzerine çıktığında. Fakat mutlaka stoplu denemek gerekir ki nitekim burada bir alım fırsatı vermiş. Bakın nereye kadar? Şuradan, yani şu noktadan 1.0570'lerden 1.0770'lere kadar yaklaşık 200 piplik bir alım vermiş. Bakalım buna başka örnek bulabileceğiz. Evet. Bakın şurada da güzel bir hareket mevcut. Gelmiş. Burada kırmış. Bakın düşüşü bekleyeceğiz. Yani kırmış gidebilir ama onun bir garantisi yok. Her zaman olmayabilir. Düşmüş. Biraz daha düşebilir ama düşmemiş. Buradan işte bugünden sonra burada da bize yine 0.670 civarından 0.9'lara kadar 200 piplik falan bir işlem fırsatı vermiş. Bakın burada da aynı şekilde gelmiş, fiyat aşağı düşmüş ve kırmış, yukarı düşmüş. İşte şurada belki küçük bir işlem deneyebiliriz. Bu yukarıda da olabilir arkadaşlar. Yukarıda nasıl olduğunu anlamak için şimdi bunu 30-70'e geri alacağım. Bu arada 75 seviyesi yukarıda gördüğünüz gibi uygun şu anda. Burada fırsat vermeden, yani aşağı kırdığında bayağı bir gelmiş. Burada da fırsat vermemiş pek. Burada da evet. Evet, bir başka işlem fırsatı bu. Bunu saatlikte, 4 saatlikte, birazdan örneklere bakarız veya günlükte değerlendirebilirsiniz. RSI ile ilgili aslında benim bugün en önemsediğim ve en doğru şekilde sinyal veren durum uyumsuzluk. Evet, uyumsuzluklar diğerlerine göre, az önce anlattıklarıma göre çok daha doğru sinyaller oluşturabilir. Peki ama uyumsuzluk nedir? Uyumsuzluk şu. Tam önümde bir örneği var. Bunları daha önceden bakmış değilim inanın. Şu an karşıma direkt örnekler çıkıveriyor. Bu aslında şeyi de doğruluyor. Meşhur bir söz vardır ya. Hani piyasada fırsatlar bitmez diye. Evet, bitmiyor gerçekten. Neye baksanız bir fırsat var. Bakın size bir fırsat göstereyim daha önce. Bakın burada fiyat ard arda 3 tane tepe yapmış. Ve bu tepeler yükseliyor. 1, 2, 3. Yani yükselmiş. Fakat RSI ne yapmış? RSI sabit kalmış. Evet, RSI sabit kalmış. Evet. Bu ne demek? Bunun anlamı şu arkadaşlar. Fiyat, yani değişimleri arz talebi dengesini karşılayamıyor. Yani bu yükseliş aslında bize çok da suni bir yükseliş diyebiliriz. Artık bu yükseliş bir son bulacak. Bunun sinyalleri bakın ne yapmış? Kesin bir şekilde gelmiş.
Nereden anlıyoruz? Bunu RSI indikatörünün uyumsuzluğunu anlıyoruz. Fiyat yeni tepeler yaparken RSI indikatörü sabit kalmış. Çok güzel bir örnek. Bu da girdiğinizde işleme. Yani birincide, ikincide de girseniz olabilir. Fakat üçüncüde girmek çok daha mantıklı. Bu fırsatlar her zaman olur mu? Evet olur. Bakalım. Bakın, aynı şekilde fiyat düşmüş. RSI ne yapmış? Sabit. Yani bunu gördüğümüzde, bunu da görüyorsak artık fiyatta bir dönüş beklemeliyiz. Seviyeleri iyi ayarlayarak, stop noktalarımızı iyi ayarlayarak işleme girmeliyiz. Devam edelim. Bakın. Burada. Aynı şekilde yine bir fırsat olmuş. Evet. Yine şurada. Böyle aşağı. Buna yukarı. Aynı şekilde. Yükler aşağıda. Evet, 4 saatlikte bakalım. Evet, bakın burada. Benzer bir oluşum. Şurada. Bu saatlikte daha iyi görünecektir muhtemelen. Çünkü bu bir bölgeye. Birazdan saatlikte de bakarız. Bakın burada. Şimdi arkadaşlar bunu tabii bu tepede yakalayamayabiliriz. Şimdi bu tepede yakalamamız mümkün olmayabilir. Yani fakat zaten yakalamamıza da gerek yok. Bu muhtemelen bu oluşum oluştuktan sonra bu trend, yani bu satış, şu anda satış bir süre devam edecektir. Bizim yapmamız gereken burada satış noktasının, yani daha doğrusu fiyatın ulaştığı, daha önce ulaştığı tepe noktasını, işte 11.45'e gelmiş. Bunun üzerine bir yere stopumuzu koyuyoruz. Ve atıyorum, şurada mı işleme girdik yani? Burada girebiliriz, burada girebiliriz. Bakın burada girebiliriz. Bakın ne kadar süre işlem fırsatı vermiş. Buraya kadar işlem fırsatı vermiş. Yani bunların hepsinde işleme girebiliriz. Bu süre devam edecektir. 4 saatlik olduğu için 4 saatlikte bakıyorsak eğer, günlükte bakıyorsak bu daha uzun bir süre devam edebilir. Şimdi saatlikte bakalım. Bakalım saatlikte bu tip fırsatlar var mı? Bu arada veri zamanlarında, yani bugün de özellikle bakın hareket, yani oldukça kötü bir hareket. Veri zamanlarında işleme girmemekte ve bu indikatörleri kullanmamakta fayda var. Evet, az önce 4 saatlikte baktığımız yer, bakın saatlikte de aslında işlem fırsatı vermiş gibi duruyor. Yani çok net değil ama. Bakın burada net bir işlem fırsatı var. Görüyor musunuz? Harika. Bu gerçekten
1-2-3. Artık 1-2-3 yani çağırmış. Evet, yani işleme girdi, çağırmış. Peki üçüncüde bu işleme ne yapabilirdik? Girebilirdik. Stop noktamızı koymayı mutlaka unutmuyoruz. Bakın burada. Burada da küçük de olsa bir fırsat vermiş. Burası da bir fırsat olarak değerlendirebilir. Yani ve fiyatın yükselişi oldukça dik. Ama RSI'de pek de öyle bir hava yok. Yani burada bir fırsat yakalanabilirmiş. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane RSI ile ilgili işlem stratejisinden bahsettim sizlere. Fakat en önemsediğim yani RSI ve fiyat uyumsuzlukları, daha doğrusu RSI'deki oluşan grafiğin, RSI grafiğinin veya fiyat grafiğinin arasındaki uyumsuzluklar çok daha iyi iş çıkarıyor. Siz de bunu sizinle beraber bunu görmüş olduk zaten. Eğer RSI indikatörü kullanılacaksa mutlaka bu anlamda kullanılmalıdır. Yani şöyle bir yanılgıya asla düşmeyin. 30'un altına düştü alayım, 70'in üstüne çıktı satayım. Hayır, yani şuradaki gibi 70'in üstüne çıkıp satayım sonra, yani küçük hareketler lazım. Önce söylediğim gibi onu kendisini toparlayıp tekrar daha yukarılara da gelir. Yani ben RSI'nin 98 olduğuna da şahit oldum. Böyle ekstrem durumlar da ortaya çıkabilir. O yüzden mutlaka stop loss noktalarımızı çok iyi bir şekilde ayarlamalıyız arkadaşlar. Fakat uyumsuzluklara dikkat ederek güzel işlemler yakalama fırsatımız olabilir RSI'de. Anlatacaklarım bu kadar RSI ile ilgili bugün. Şimdi eğer sizlerden gelen sorularınız varsa onları yanıtlamaya çalışayım. Burada bir soru var. Hocam selamlar. 1 saatlik veya 4 saatlik için uygun moving average seviyesini belirledikten sonra gelecekte bu değerleri değiştirmeye ihtiyaç duyabilir miyiz demiş. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, ihtiyaç duyabiliriz. Örneğin bir trend boyunca devam eden bir moving average düşünelim. İşte 68 birimlik olsun. Yani bir süre sonra artık bu çalışmamaya başlayacaktır. Mutlaka tekrar gözden geçirip yeni bir trend oluştuğunda yeni değerlerle yeni bir moving average yazmamız gerekir. Bunu zaten ihtiyaç duyacağız. Nasıl duyacağız? Averajımızın böyle bir süre izledikten sonra moving averajın çok saçma noktalardan gitmeye başladığını biz kendimiz de ne yapacağız? Fark edeceğiz. O yüzden mutlaka değiştirmemiz gerekebilir. Başka soru var mı? Sorularınızı QA kısmından yazıyorsunuz arkadaşlar.
Belki bunu fark etmeyenler olabilir diye birkaç dakika daha bekleyeceğim. Orada yayını sonlandıracağım. Yani. Evet. RSI indikatörünü MA ile nasıl kullanırız? O konuda da pratikler gösterirseniz harika olur demiş. Yani RSI indikatörünü MA ile nasıl kullanırız? Bazen iç içe ekliyorlar fakat ben iç içe kullanımda pek verim alamadım açıkçası. RSI indikatörünü MA ile nasıl kullanırız? Şöyle kullanırız. Dün hatırlarsanız moving average'den bahsetmiştik. Ekleyeyim buraya. RSI indikatörünü moving average'de şu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. RSI'den eğer trendin yönüyle ilgili tam bir veri elde edemiyorsak bir moving average yardımıyla trendin yönüyle ilgili veri elde edebiliriz. Trendin yönüyle ilgili veri elde ettikten sonra şöyle bir işlem stratejisi olabilir. Nasıl olur? Benim şimdiye kadar denediğim sistemler içerisinde en mantıklısı şu. Şimdi trend, moving average'la trendin yönünü belirledik ve dönüş noktalarına tespit ettik diyelim. İşte 88 diyelim. Evet, bakın şuradaki trendi yakalayalım şimdi. Evet, yakaladık. Şimdi mesela şurası harika bir örnek. Trend yukarı. Uptrend. O zaman bir uptrendde asıl yakalamam gereken ve RSI'de asıl bakmam gereken şey düşüşlerdir. Yani yukarı bir trend varsa trend yönünde işlem açmak mantıklı olacaktır. O zaman nereden gireceğimi, bu trende benim nereden katılacağımı anlamam için şimdi RSI'ye başvurabilirim. Nasıl başvururum? Şuradaki gibi başvururum. Bakın burada müthiş bir şey olmuş mesela. Trend yönünde moving average'ımı şuralarda koydum veya burada koydum fark etmez. Henüz biraz uzak olduğu için işleme giremiyorum moving average'a. Evet, yaklaştı. Burada moving average ile işleme girmeyi düşünüyorum. Düşünmeye başladım. Fakat RSI ile artık ne yapıyorum? Kesin karar veriyorum. Yani şuraya baktığımda özellikle hem uyumsuzluğu görüyorum hem RSI'nin daha önce 30'lardan 8'i görüyorum. Şimdi 30'lara yaklaştığını görüyorum. Ve burada işlem için bana iki tane onay gelmiş oluyor ki bu gerçekten müthiş bir fırsatmış diye düşünebilirim. Bakalım başka soru var mı? Hocam hacimleri kullanıyor musunuz? Çok hacimsiz durumlarda çok sert hareketler olabiliyor. Bunlara karşı korunmak için hacimleri kullanmak mantıklı mı? Arkadaşlar evet ama hacimleri kullanmaktan ziyade çok sert hareketler ne zaman oluyor? Veri zamanları ya da ölü saatlerde yani çok garip saatlerde işlem açmayacağız. Veri zamanlarında işlem açmayacağız. Bunların dışında hacmi kullanabiliriz. Fakat eğer buna dikkat edersek hacim kullanmaya da inanın ihtiyacımız olmaz. Çünkü normal zamanlarda, normal paritelerde daha doğrusu herhangi bir şey yoksa açıklamaz, spekülatif bir durum yoksa hacim kullanmaya da gerek yok. Zaten normal saatlerde normal fiyat hareketleri olur.
Teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünkü yayını da burada bitiriyorum. Hepiniz hepinize bol şanslar, bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.